Şimdi sevgili dostlar, hepiniz RimWorld'un yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz efendim. RimWorld'da hayatta kalma mücadelemiz kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz bölümlerde adamlar bizim iflahımızı kopardı hocam. İflahımızı kesti gerçekten. Çok çok sağlam daldılar. Bu bölümde ne yapacağız biliyor musunuz? Bu bölümde Allah ne verdiyse, ne kadar ardoğaz, granit yığını varsa bunları alacağız ve bunları... Şu çelik yığınlarını falan da alabilirsin. Bu granit yığınları, ardoğaz yığınları, bunları bir taşısınlar mümkün mertebe. Buradan diyeceğim ki sonsuz miktarda mermer bloğu yapıyor. Abi sonsuz miktarda ardoğaz bloğu yaparsan ve bu ardoğaz bloklarıyla etrafımızı kapatırsak bence daha iyi olur. Çünkü bakın, her bunlar bize dalmaya geldiğinde biz sorun yaşıyoruz hocam. Sorun yaşamamak adına ne yapacağız? Bak, buradan burayı bir ardoğaz bloğuyla kapatacağım. Tamam mı? Sonra burayı bir arka tarafı ardoğaz bloğuyla kapatacağım. Ardoğazdır artık. Ne bulursam, ne yaparsam. Hani adamlara tek bir giriş noktası sağlamaya çalışacağım, anladın mı? Tek bir noktadan girmek zorunda kalır. Onları sıkıştırırsam şayet rahatlıkla defanslayabilirim diye düşünüyorum. Ve öncelikli amacım bu olacak seride. Çünkü... artık hakikaten böyle çok yordu bizi bu gelen gankler, gelen baskınlar. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışalım. Şimdi Alp abi Pito ile konuşuyor. Pito'yu da aramıza katmaya çalışıyorduk. Yavaş yavaş direncini düşüre düşüre elemanı aramıza katmaya çalışıyoruz. Ben bir yandan millete odalar da yapıyordum da, odalardan önce yani ölüm riski geçirdiğimiz için... Şey yapsak daha iyi olur. Bu ardoğaz yığınlarını falan taşıyor mu? Abi bir yandan tabi bizim heykel işi var. Tüccardan falan heykelle çok güzel işler başaracağız. Burada ne var? Gelişmiş bileşen var. Devasa mermer heykel. Devasa mermer heykel. Mükemmel mermer heykel. Çok güzel abi. Bu mermer heykeller ve odunlar alıcı bulur bir şekilde. Alınır, satılır. Onların icabına bakılır. Yapıyı kopyalama ihtimalim yok mu hocam, yani öyle bir teknolojimiz var mı acaba? Yapıyı kopyalayıp şunun aynından bir tane de aşağı yapsam. Nasıl yapalım biliyor musun şuradan? Yapı, öncelikle bir buraları halledelim de. Gel böyle. Kaç birim gidecek? 6. Kaç gideceğiz? 6. Çok mu dar oldu ya? Çok mu dar oldu ya? 1, 2, 3, 4, 1... 2, 3, 4, 5. Az oldu az. Az oldu. Buradan bir tık daha alta. Şöyle şuraya bu. Sonra mobilyalara gel. Mobilyalardan merhaba. Yatak. Çift kişilik yatak yapalım. İkinci çiftimizi de buraya alalım bence. Mermerden çift kişilik yatak. Ama bu çift kişilik yatak aynı yere sığacak mı acaba ya? Şöyle. Minik bir zıbıdık. Gene mermerden bir table. Sonra eşyaları koymak için. Bunların hepsini mermerden yapmışız ama dresser'ı normal ahşaptan yapmışız. Niye bilmiyorum. Bu. Bu. Eyvallah. Ha, ve havalandırma. Ve havalandırma ki sıcaklık rahat bir şekilde dağılabilsin, değil mi? Klima değil. Havalandırma. Yep, yep. Sonra burayı yıkıp bir tane de buraya aynı şekilde yer. Aynı şekilde yer, acaba buraya sorun mu olacak ya? Bilmiyorum, artık ortadaki koridora engel olmayacak şekilde bir şeyler yapmaya çalışırım. Bilmiyorum, belki yemekhaneyi bir tık taşırız falan. Şu an içerisi -5 derece. Bu sayede yemeklerimiz bozulmuyor. Araya bir tane şey fırladı. Bun faresi fırladı. Ha, bu arada hayvancılıkta da biz ileriyiz. Hayvancılıkta da biz ileriyiz. Hayvancılıkta da sevgili arkadaşlar, buzağımız var, ineklerimiz var, öküzlerimiz var. Tibet sığırları daha doğrusu. Tibet sığırlarını bulduk. Ve oraya yeteri miktarda saman götürüyor musunuz? Yettiği kadar. Soylu yatağı koydun. Yok be, mermerden düz yatak ya. Mermer soylu yatağı. Oha. Evet. Harbiden soylu yatağı koymuşum. Yuh. Soylu yatağı olunca ne oluyor ki? Daha mutlu olmazlar mı abi? Nedir yani, şey mi? Gökleri mi alışık değil rahata ve huzura?
Eren hoş geldin. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Serhat abi hoş geldin. Aleyküm selam. Abi ne bileyim, soylu yatağı bence daha iyi olur ya. Ama demek ki şöyle bir durum var. Bizim götümüz kaliteye alışık değil yeğenim falan tarzı. Ne oluyor ya? Güneş tutulması. Tamam, önemli değil. Benim akülerim ağzına kadar enerji dolu. Benim aküler ağzına kadar enerji dolu. Şşş, birader. Arduaz bloğu yapıyor musun? Hemşerim, bir saniye. Alp abi ne yapıyor? Alp abi, madenci 1'de, sanatkar 2'de, zanaatkar da 2. Bence bu zanaatkarı 1, madencisi 2, gardiyanı 1. Yani inşa işlerine hiç bulaşmasın. İnşaatı sal, inşaatı bir tek Deniz Alp halletsin. Fırtına gibi bir şey geliyor biraderim. Fırtına gibi bir şey geliyor. Ha, soylu yatağı 50 altın istiyordu, anladım, eyvallah, o yüzden yapamadım. Vallahi Serhat abi, bütün belalar musibetler bizde, ben de anlamadım ha. Bu yatak sahipsiz değil hocam, bu yatağa Mermer ve Jensen yatacak çünkü ikisi evli. Eyvallah, bu yatak boşa çıktı, bu yatağa da artık kim isterse yatsın. Bizimkilerin ekipmanları falan aldılar mı? Evet, yangın var minik bir. Ayça'nın balta falan nerede hocam? Bak, Ayça'nın silah yok, yangın var. Söndürüldü. Ayça'nın baltayı çaldılar mı, yandı mı? Bak, mermerde pistol var, Ayça boş. Ozan'da mızrak var. Gürkan'da oto şatkan var. Deniz Alp'te tüfek var. Deniz Alp'in Manita Tail'da tüfek var. Jenny Alp abi falan boşta. Oğlum nereye götürdünüz itemleri lan? Çöpe möpe mi götürdüler acaba? Ana depoda değil. Silahlar normalde buraya konulmalıydı. Kral, kıyafet yakma yerinde yakmadılar bunları değil mi? Var mı öyle bir ihtimal? Abi bu mekanda bir yerde bir balta olması gerekiyordu ve şu an baltamız yok chat. Grip hastalığı. Jenny ve Gürkan grip oldu. Ne kadar güzel. Ne kadar müthiş bir haber. Baltam kayıp. Efendim sevgili Eren, ikinci ayında iyi yayınlar, tam ekrana geçiş yapalım demiş. Teşekkür ederim. Sağ olasın Eren. Eyvallah, keyifli seyirler diliyorum ben de sana. Arkadaşlar, çöplük olarak kullandığımız bir yer var. Ölüler burada. Bizim ölü yakma yerimiz de vardı galiba bir tane de. Yapmadık mı onu? Bak, burada kıyafet yakılıyor. Cesetleri de yak abi. Ya ne kadar varsa yak, anasını satayım hepsini yani. Cesetleri de yak. Allah Allah, çöpte değil, bir yerde değil. Hocam, buraya kıyafetler ve silahlar gelmiyor mu? Geliyor. Ama gelmiyor. Yani bu kızın şurada baltası olduğuna eminim. Jenny'nin tedaviye ihtiyacı var. O kendi kendini tedavi ediyor ya. Bir tüccar müccar gelse de var ya, bir sömürsem onu ya. Var, zenginliğim var da. Tüccar yok, bayağı malzemem var. Dediğim gibi Ardoğaz'dan yavaş yavaş tot işimi de kapatacağım. Kendimi korumaya çalışacağım. Kalın kıyafet gerekiyor, kara mermere. Ya ben ona kıyafet yaparım da. Baltamız nerede? Ha, teşekkür ederim. Sağ olasın Liner, keyifli seyirler diliyorum sana. Eyvallah. Ya ben de uzun zamandır oynamıyordum. Bakma, en son oynadığımda sene 2009 muydu neydi? Reaj Bey teşekkür ederim, kolay gelsin dileğin için, sağ olasın. Yani çok çok uzun zamandır oynamıyordum. Bizimkiler bir cesaret ettirdi. Ne 2009'a hatta, bakalım. Abi ben en son oynadığım da sene 2017'ymiş. 2019 diyecektim, 2009 çıktı ağzımdan, kusura bakma. Yani bizimkiler şey yaptı, bizimkiler cesaret ettirdi sağ olsun. Güzel oyun, bir de mağara çağından başladığında çok çok daha keyifli oluyor. Mermerin gözüne ne oldu? Taş altında ezildi abi. Kıyafet ve silahların sağlam yakılmaması için sağlamlık point düşürme. Hocam normalde yakmaması gerekiyor bak. Kıyafet yakmada ne var? Temiz kıyafetlere izin ver, kapalı. Yani silah yakma yok zaten, silahı yakma yok hiçbir şekilde.
Ama baltamız vardı. Balta göremiyorum abi. Oh ne güzel ineklerden süt geliyor, şey geliyor. Bak hayvanlar için şu kapalı alana saman da koyuyorum arada çürümesin diye. Yok yani yapmıyoruz şeyleri. Elektrik enerjimiz full. Kolonistin tedaviye ihtiyacı var. E yavrum git kendini tedavi et. Al bitkisel ilacı yüklen. Yüklen. Grip ya. 7 kolonistinde kalın kıyafete ihtiyacı var. Biz bunlara ceket diktik de yani Alp abiye ceket dikmediydik. Ha, Jensen iyileşti. İyi çok şükür. İki kişi de grip vardı zaten. Kolonistin düştüyse silah elinden düşüyor. Evet. Otomatik olarak almıyorlar. Haritada alman gerekiyor. Hocam aldırdım. Dışarısı eksi 11 derece. Ay iyi. Ekinler gene mahvoldu. Lan çitlere ne oldu? Aa. Aa. Üstüme iyilik sağlık. Efendim sevgili Dayel Ryan abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Babu bak buradaydı normalde. Ben ona al emri verdim. Ama ayrı bir depoya atıyor galiba. Raflara koyuyor. Raflara koyuyor. Kafasına tükürdüğümün raflara koyuyor. Onu unuttuk biz. Adam raflara koyuyor. Ayça çelik baltasını kuşansın. Jenli'de bir şey yok. Jenli'ye verebileceğim bir şey var mı? Arduaz sopayı alsın. Alp abi de çelik sopayı alsın. Tabii. Silahları şeye koyuyor abi. Hiç aklıma gelmedi biliyor musun? Hiç aklıma gelmedi hocam. Görev mevcut. Ben görevle ilgilenmiyorum. Karakterlerin içeride bir yerde üşümüyor olması lazım ama. Ya yattığı odalarda durum iyi gibi. Yani elemanlara yeni yeni odalar yapacağız. Raf raf. Rafa koyuyorlar. Hele diyorum abi ben alma emri verdim eminim. Kıyafetleri yakıyorum yani. Kıyafetlerle alakalı bir sıkıntı yok. Kolonistin tedaviye ihtiyacı var. Bebeğim kendini tedavi eder misin rica etsem? Ye yemeğini, bas bandajını, iyileş anasını satayım artık ya. Doktorluk skili kaç ki Jenli'nin? Ayrılık. Tail ve Dangres'e artık sevgili değil. Tail onun soyadını tekrar onun doğum adıyla değiştirecek. Haydi. Haydi. Çiftler ayrıldı. Çiftler ayrıldı hocam. Çiftler ayrıldı. O zaman şöyle yapıyoruz. Jenny'ye bu odayı veriyorum. Deniz Alp'le Gürkan da koyun koyuna yat. Burayı da Gürkan'la Tail paylaşsın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi tavlama sırası Gürkan'da. Turgut teşekkür ederim. Keyifli seyirler. Burak Köte hoş geldin. Aleyküm selam. Hearts of şey Crusader Kings 3 öğretici. Abi ben ne bileyim. Ben ne bileyim gerçekten bilmiyorum ki. Bu mahkum bize katılacak gibi mi? Katılacak, katılacak. Direnci az kaldı, katılacak. Kaliteli yemek bırakıyoruz bir de karıya daha ne? Kimyasal açlık. Bu müptezel ya, müptezel olduğu için şey yapıyor. Şu an böyle baba mal bulun bana diye deliriyor. Bir şey diyeceğim sayın hocam. Tarzı masasında. Bir tane ceket dikebilir miyiz abi? Ama bu ceketi ben şeyden istiyorum. Olur aslında. Bu mepul derisinden yapılabilir. Bir tane ceket yap. Bir tane ceket yap da Alp abiye verek götü donuyor adamın ya. Ozan Efendi ceketi dik öyle uyu. Yok oyunda çocuk yapma yok ya. Ya sevgili olduklarında bak misal bizim Jensen'le Kara Mermer de evli. Sevgili olduklarında kanka şey oluyor. Seviştik buff'ı alıyorlar. Yani seviştikleri zaman buff alıyorlar. Kendi şeylerini hani morallerini tazeliyorlar. Boşanma yaşadığı için Deniz Alp'le yok lan Deniz Alp etkilenmiş var ya. Tail hiç şey yapmamış böyle Deniz Alp etkilenmiş paso. Tail'e dokunmamış. Deniz Alp'le bunlar gene aynı yatakta yatıyor. Ben oraya Gürkan'ı vermedim mi ya? Lan git. Ah ceket bitti tamam. Biri giyer şimdi ceketi. Normal kalite ceket. Okey.
Alp abi nerede? Alp abi de iki kişilik yatakta tek kalıyor. Abi ceketi giy. Artık deriden meriden giy de üşütme. Ha, Ayça da bunu giydi. Maymun derisi ceketini sevmedi demek ki. Aga be. Şimdi ben bizimkilere diyorum ki abi zırh yapalım, zırh zırh. Bak makinecilik değil de biz neyi öğrendik? Demirciliği öğrendik, plaka zırhı öğrendik. Plaka zırhı nereden yapabilirim ben peki? Güç, üretim. Ben oyunu çok iyi bilmiyorum bu arada, haberiniz olsun ona göre. Basit araştırma masası, heykeltıraş, dikiş, odunla çalışan demirci tezgahı, elektrikle çalışan demirci tezgahı. Abi elektrikle. Mobilyadan da bir tane böyle bana bir Bumapol derisinden koltuk ver. Hepsine bir zırh yapayım kanka. Herkese bir zırh yapayım. Adamlar çünkü öyle bir dayak yiyor ki yani evlerden arak dalan adamlar çok feci dalıyor. Şimdi yapıdan da ardoğazdan bir şey istiyorum. Öncelikle burayı kapat, tamam mı? Burayı ardoğazla kapat. Burayı kapat. Aşağıyı kapat şimdi. Buralarda mermer. Mermerle ardoğazı birleştirip hani arkadaşlar maksadım şu. Jeneratöre dalan olmasın, anladın? Jeneratöre dalan olmasın. Şurayı da bir yıkma emri verelim komple. Aga adamlar jeneratöre dalmasın. Bak buradan da burayı birleştireceğim. Buradan da şöyle yukarıyı kapatacağım. Anladın? Hani dalabilecekleri alanı iyice dara çekeceğim. Dar koridorda savunma yapacağım. Şöyle bu hayvancılık yaptığım yeri falan da kapatacağım. Çünkü adamlar geldiği zaman şeye de zarar verebilir. Yapılara da zarar verebilir. Ha, yaptım demirci tezgahını, aynen öyle. Yaptım demirci tezgahını. Ahan da burada. Sipariş ekle. Abi herkese plate armor. Plate armor için beceri gerekir. Kolonistlerin hiçbiri bu yeteneğe sahip değil. Hay kafana. Var mı peki bu karıda zanaat var mı? Esir aldığımız karıda. Var mı yavru sende zanaat? Bu kadını mutlaka almalıyız arkadaşlar gruba. Bu kadını mutlaka almalıyız. Bu kadına iyi davranacağız. Evet, elektrikli cihazlar boku yedi. İyi bari yemekler cort diye çürümese keşke. Bu karıya çok iyi davranacağız chat. Çünkü bu karıda zanaat var ve aramıza zırhı yapabilecek tek kişi o. Evet, evet, evet. Zırhı yapabilecek tek kişi o. Tetkik için teşekkür ederim balım. İyi yayınlar dileğin için sağ olasın. Yemekler donuk bozulmaz. Soğutulmuş diyor kanka. Gitgide ısınıyor bak. 7 gün içerisinde bozulacak diyor. 3 gün içinde bozulacak diyor. 4 yıl içinde bozulacak. 3 gün içinde bozulacak. Hah tamam, elektrik geri geldi şükür. Soğut soğut. Abi bütün elektrikli cihazların ani arızalanması kötü bu arada. Ama çoktan yemek kaybetmeyiz. Peki biz basit yemek mi yapıyorduk, orta düzey yemek mi yapıyorduk? Basit yemek yapıyorduk herhalde. Şu kış mevsimini bir atlatak da artık yani. Hayvanlara falan da mama ve saman koyuyoruz. Abi şimdi bak, bu depolama alanından samanı kaldırıp 2 dakikada diğer alana taşıtalım mı? Bak samanı bir kaldırmış olalım, 2 dakikada diğer alana taşısınlar. Şu karı da bize katılsın da artık yeni yatak odalarını falan baştan dizayn edeceğim. Şurayı yıkacağım, baştan yatak odası yapacağım. İlkbahar başladı. Allah'ım şükürler olsun. Bir save alayım da. Acaba şey ne alemde? Hah, duvar çekiliyor abi. Buraya duvar atacak mı? Vaz mı geçti? Deniz Alp bayıldı lan galiba. Uyuyor. Abi niye dışarıda uyudun? Yatak mı yok da yani? Kanka yatak mı yoktu? Gidip Alp abinin yanına kıvrılaydın ya. Kolonistlerimi mükemmel idare etmiyor muyum peki? Yok, buraya çekmişiz galiba ya da buraya çekilemiyor mu? Gelemiyorlar mı abi buradan? Gelemiyorlarsa ne güzel. Bak geliyor olabilirler ama ya. Ben istemiyorum ki kenardan köşeden sürprizle karşılaşalım. Tail'ın yaratıcılık özelliği. Tail ne yapıyordu? Ha şey yapıyordu bu. Küçük ruhsal çöküş. Deniz Alp. Ya biliyorum, biliyorum. Merak etme. Biliyorum aslanım. Sana da oda yapacağım.
Sana da oda yapacağım. Ha, samanları şuraya taşıyın abi. Usta işi. Tail'ın son yaptığı heykel şaesermiş. Ne oluyor oğlum? Küçük heykel. Şaeser. Tamam bak biz bunları böyle bizimkilerin odaya ufak ufak yerleştireceğiz artık. Yani devasa heykelleri satıp bunları koymaya karar verdiydim de bak küçük heykeller yaptırdım. Ulan şaheser çıkardı herif. Kullanırız zor da olursak satarız ya. Biraz odalarına kalite katsın anladın? Biraz odalarına kalite katsın heriflerin. Adam yapıyor bu sporu. Şimdi ne yapacağız? Küçük heykel değil. Devasa heykel yapacağız. Sadece mermer kullanacağız efendim. Sadece mermer. Evet. Sadece mermer kullanarak 5 devasa heykel daha yap. Tail işinin ehli ya. Tail işinin ehli. Yani bu devasa heykelleri falan da satarız. 10 numara kanka. Gerçekten 10 numara. Ha? Şunları ekin artık. Hayvancılık da güzel gidiyor. Bölgeyi koruma da güzel gidiyor. Bir 10 yıl kimse dalmazsa bana bir sıkıntı olmaz. Serhat abi biz artık İrlandalı değiliz abi. Serhat abi biz o seride Britanya İmparatorluğunu kurduk. Ve seri bitti. Hocam Pitou mahkum. Pitou mahkum. O mahkumu aramıza katmaya çalışıyoruz. Artık koloniye katmayı denesek mi ya? Bence direnci düştü. 5'ten deneyelim. O herif mahkum kanka çünkü bu bize dalan yamyamlardan biri. Bunu katalım aramıza tek zanaat yapabilen bu. Acil tedavi gerek Jenny. Ne oluyor oğlum? Mümkün olan en iyi şekilde tedavi. Ne oluyor? Aşırı derecede fazla grip olmuş. Jenny ile ilgilenebilecek biri yok mu Allah rızası için? Doktorda kim var? Ayça var. Ayça Jenny'yi sopalamak istiyor sadece. Gidip kendini tedavi eder misin? Abi bitkisel ilaçlar geçirmiyor galiba yani. Ne bir antibiyotik yat dinlen sonra ya. Ha? Bak yemeğini yesin. İyileşene kadar dinlen. Manyak. Bitkisel ilacı bastı mı basmadı mı onu da bilmiyorum. Ayça şuna bitkisel ilaç. Evet yaralı değil o diyor. Ördek katıldı mı? Sürgün edilmiş ve kaybolmuş ördekler bölgeye girdi. Oha! Ne oluyor oğlum? Evcil ördek sürüsü geldi. Yemek yeriz abi. Afiyet olsun. Tibet sığırlarını ve inekleri kesmem ama ördekleri şişlerim. Bütün ördekleri şişlesem mi? Sal doğaya gitsin ya. Akşama portakallı ördek var. Besli ördekleri. He işim yok gücüm yok ördek besleyeceğim. Arkadaşlar büyükbaş hayvancılık yapıyoruz biz farkında mısınız? İşin kötü yanı şu hayvanlarla ilgilenen adam hasta şu an. Kim ilgilenecek hayvanlarla? Denizel bir inşaat işinde. Tail sanatkar ki sanatkarı coşuyor karının. En az işi olan kim? Gürkan galiba ya. Ama Gürkan da çiftliğe yardım ediyor Ayça'nın yanında. Avcılık yapmıyor artık yani. Avcılığı bıraktık. Avcılıkla çiftçiliği üçleyip ama Gürkan da terbiyecilik yapamaz. Yapamaz abi. Gürkan terbiyecilik bilmiyor. Denizalp de yapamaz. Jensen yemek yapıyor. Hem aşçı hem şey. Jensen hem aşçı hem terzi. Jensen hayatta olmaz. Ona ihtiyacım var. Yani Ayça çiftlikle ilgileniyor. Çiftlik, bahçıvan ve doktorluk. Kim kalıyor geriye? Mermer kalıyor. Evet, amık mermeri kalıyor abi artık. Mermer terbiyeci diyeceğim ama. İlgili becerinin ortalaması çok düşük. Ya yapamıyor mu? Ben onu anlamadım ki. Yapabiliyor olmalı. Alp abi de var hayvancılık da. Alp abi şey yapıyor. Mermer kesiyor abi. Ardoğaz kesecek, mermer kesecek, sur yapacağız.
Mermer Efendi yapacak ya. Kalk git. Kalk git al ördekleri. Ya da salalım ördekleri. Bilmiyorum şu an ona ayıracak iş yüküm yok. Şişle hepsini. Vallahi ördeklerin tamamını şişleme emri verdim. Ama ördek yumurta vermez mi hocam? Aynen aynen aynen. Ördek yumurta verir abi. Bun faresini evcilleştirmeyeceğiz ya. Onu iptal et. Ama bu ördekler zaten bizim. Abi o zaman grip mırıp şu ördekleri bir bağlar mısın? Ördekleri bağla. Nerede kara mermer? Ördekleri bağlayın abi. Ha? Ördekler de saman yiyor değil mi hocam? Yok yumurta verirse yumurta devamlı protein bu arada. Bir dişi bir erkek olsa yeter. Ama yumurta. Yumurta verecek kanka öyle düşün. Abi şu ördekleri bir bir alın. Tam bu pito bize katılır yakında ya. Can sıkıntısı. Jenny için bir eğlence bul. E hasta grip değil misin yavrum sen? Ne yapayım? Nasıl eğlendireyim ben seni? Sen gripsin. Konuşma ve yemek yeme yetini kaybedeceksin neredeyse. Canı sıkılmış Allah aşkına. Bak sen şu işe yani. Merhabalar Deli Mola hoş geldin. Ördek katliamı yapmadık hocam. Çenesi paramparça mı olmuş kadının? Çene paramparça. Niye abi? Bir vücut parçası baştan sona eksik. Abi Jenny'nin çenesi yok anladığım kadarıyla. O yüzden konuşma ve yemek yemekte güçlük çekiyor. En son kavgada herhalde çenesini kırdılar karının. Hadi buyur. Hadi buyur. Jenny doktor. Teal değil arkadaşlar. Jenny doktor. Teal de doktor aslında da şey yapamaz abi. Ameliyathanemiz araştırmamız falan mı var? Ameliyathanemiz araştırmamız falan mı var? Allah aşkına. Jenny bayıldı galiba. Öldün mü yavrum? Yıldızları takip ediyor. Onun bu kızın kim bıngıldağına vurdu lan? Volkan'ım hoş geldin balım. Aleyküm selam. Harbi harbi ciddi ciddi kavgada çenesini kırmışlar karının. Şu granit yığınlarını toplar mısın? Granitleri de al. Şeyden... Elimizde ne kadar ardoğaz var? Bayağı etimiz var lan. O ne? Çiğ et. Biz ne yaptık ya geçenlerde? Oğlum bu kadar et nereden geliyor? Ne eti bu 700 tane? Eşek... Ha biz eşekleri katlettiydik geçen bölüm. He kral dedik onlara mı bakacağız ya? İşimiz var, gücümüz var dedik. Onlar orada kaynadı. Efendim sevgili Cosmic Darkness 3. ayında. Merhaba abi iyi yayınlar. 3. ay oldu. Gelemiyorum fazla yayınlara. Sınavlar, dersler var ama vakit buldukça seni izliyorum. Güldürüyorsun demiş. Eyvallah. Eğlenceli vakit geçirmemi sağlıyorsun. Çok teşekkür ederim demiş. Rica ederim. Eyvallah. Oynadığın bir ara bar oyunu vardı. Piksel bir oyundu. İsmini hatırlıyor musun? Av. Hangi oyunu kastettiğini anladım da. Adı aklıma gelmedi lan. Vallahi adı aklıma gelmedi bak. Sıçtık. Bir saniye ya. Ama sen şu an bana beyin spazmı geçirtiyorsun. Vallahi unuttum. Neydi lan oyunun adı? Hatırladım arkadaşın dediğini de. Yok bunlardan hiçbiri değil. Tavernli maverni. Yok tavernli değil kanka. Tavernli olan değil. Evet yani hatırlıyorum. Yine işte ekimler falan yapıyorduk. Kendi şarabımızı üretiyorduk. Aile restoranımızı falan işletiyorduk da sıçtın ağzıma. Haydi. Hacı beni kitledin. Vallahi dilimin ucunda ama ulan o kadar çok oyun oynadık ki ne bileyim hangisi.
Traveler Rest çok yaşa, çok yaşa. Ulan var ya, beni büyük bir spazmdan kurtardın. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Yemin ediyorum kendi kendimi... Dertlenmiştim kendi kendime. İnsan avcısı sürüsü mü? Abi sırası mı ya? Kurban olayım ya. Mermer kaç. Kurtlar geliyor. Au. Abi bu oyun benim sabrımın sınırlarını sonuna kadar zorluyor ama ya. Mermer kaç oğlum, kaç. Mermer kaç yavrum. Jendinin falan çene kırık. Deniz Alp'le Tail dursun şöyle şurada. Gürkan otomatik shotgun'la buraya. Ayça da geliyor. Mermere vurmayın! Gürkan dağıt oğlum. Mermeri kurtar. Ayça'nın içinden geçti. Alp abi Ayça'yı kurtar. Teşekkür ederim Gürkan. Ayça'nın anasını... Ne yaptın sen bu çocuğa ya? Yani kanka ne yaptın amına koyayım shotgun'la? Nereye sıktın ya? Ha bu arada diyorum ya, kurdunu, faresini, maymununu... Oyunun 7 düveliyle beraber sikeceğim gayrı da. Yok kanka bitmiyor yani, bitmiyor. Amık oyununun derdi çilesi bitmiyor. Jen'le acil tedavi et. Ayça'nın sağlık durumu nedir? Otomatik pompalı tüfekle midesinden vuruldu. Otomatik pompalı tüfekle gövdesinden vuruldu. Hafif bir kan kaybı var ama aşırı derecede acı hissediyor. Eline sağlık Gürkan. Eline sağlık Gürkan. Gördüm, gördüm. Oğlum bir hasetin masetin mi var lan? Yo, Gürkan'la da arkadaş. Ama küsmüş sana. Otomatik pompalı tüfekle anamı ağlattı diyor. Küsmüş acık. Ruhsal çöküş riski. Deniz Alp. Deniz Alp adamın anasına shotgun'la saldırdılar. Jensen tarafından reddedildi. Daha boşanma acısını atlatamadan gidip başka kızlara yazmış. Abi bu Deniz Alp'i biz ne yapacağız? Deniz Alp de Jensen'e yazıyor. Oğlum o evli evli. Kara mermerin böyle bir amel defteri kapanmış. Büyük ruhsal çöküş riski Deniz Alp. Ya yaralı mısın? Patimati hafif kan kaybı var, tamam. Abi buraları da hemen tıbbi yatak haline çeviriyoruz o zaman. Var mı yeri olmayan? Ayça'ya acil tedavi gerekiyor çünkü Ayça ölüyor. Oğlum böyle dost varken düşmana ne gerek var ya? Dostlara baksana, adam shotgun'la anasını ağlattı. Bak bundan sonraki aşamada size yapacağımız hamleyi söyleyeyim. Artık böyle yavaştan bir yerleri kapatıp tek bir giriş bırakıp atıyorum. Şurada rüzgar türbinleri var, burayı da kapatırım da. Misal veriyorum, şuradan bir giriş... Burada yine rüzgar türbinleri var. Deniz Alp bayıldı. Git eski kocan, eski kocan devrildi eski kocan. Git eski kocanı kurtar. Eski kocanı kurtar. Ne oldu anasını satayım? Niye bayıldın? Bayılmaya yer mi arıyorsunuz ya? Bayılmaya yer mi arıyorsunuz abi ya? Yatır şunu bir yerine. Allah'ım yarabbim. Skater hoş geldin. Çok teşekkür ederim iyi günler dileğin için. Sağ olasın. Ya arkadaş. Allah'a başım ağrılar giriyor ya. Şunlarla biri ilgilensin. Kan kaybı. Çok ağır bir kan kaybı var abi. Koş kocanla ilgilen, koş. Eski kocan da gerçi.
Abi kanaya kanaya ölmüşler yani, birinin gözü yok, birinin ayağı yok, biri baygınlık geçiriyor. Öteki ölüyor yani, çok affedersin sikim böyle koloni ya. Abi böyle koloni mi olur, ben burayı ben ayaklanamıyorum ben ya. Ben ayaklarımın üstünde duramıyorum, benim psikolojim bozuldu yani. Sürekli bu neymiş kardeşim ya. Yok kutup ayısı geliyor, yok gergedanı geliyor, geyiği geliyor. İnsanı geliyor, hayvanı geliyor. Ördeği geliyor. Ördekler dalmaya gelmedi çok şükür. Hakikaten bu arada başlığı kim attıysa eline sağlık. Tepeyi terk eden okçular. Araya yenilerini de katamıyoruz ki. Hadi oğlum geleceksin mi mahkum? 0.4 direnç. Tamam, bir sonrakine gelecek. Enfeksiyon kaptı. Ayça 22 enfeksiyon kaptı. Ananız bir sağlam kalsın lan. Lan bir ananız yerinde kalsın lan. Bir tur lan. Ne olur lan. Öteki de yemek yapıyor. Yemeğimiz zaten iyice azalmış. Kış öyle bir girdi ki bize. Yalnız Alp abinin sakal bıyık falan güzel olmuş ha. Kara mermer ruhsal çöküş yaşıyor. Ne? Derdin ne mermer? Söyle. Çok keskin bir acı içerisinde. Masa olmadan yemek yemiş. Abi mermer kurtu bütün gömdüğünü hatırlıyorum ben mermerin. Ne ruhsal çöküşü? Tamam, bizimkiler acil tedaviye karşılık vermiyorlar ki. Haçe şatkan mermisi yedi, normal abi, doğru diyorsun. Bu daha hiçbir şey, gelen dalgalar gitgide daha sıkıntı olacak. E biz sağ kalamayız ki. Hepsine armor falan yapmak istedim. Bir de dedim yani sur çekeyim, bir şey yapayım. Abi biz yerleşimi yanlış yaptık bak. Artık sezon 2'de falan toplarız olayları. Kritik uyarı, ciddi ruhsal çöküş. Ne oluyor oğlum ya? Deniz Alp ruhsal çöküş yaşıyor. Hayatından nefret ediyor abi. Adam hayatından nefret ediyor hocam. Minik sinir krizleri geçiriyor. Oğlum şu inşa işleri o kadar zor bitecek ki var ya. Sizin mi bozuldu psikolojiniz, benim mi bozuldu psikolojim anlamadım ki. Deniz Alp'in silahı yok, kuşan. Kuşan ye yemeğini. Ya bak şu Jenny bizim healer. Kızcağızın çenesi paramparça olmuş kavgada. Pipetle besleniyor, pipetle. Ağzını açıp bir şey demiyor ya. Bok götürüyor bu arada bütün yeri. Bu mahkum da bir sonraki konuşmada bize katılır. Katıl da artık, kurban olayım, bir tane daha işçi olsun evde ya. Bir de yıkalım artık, yeni yer falan yapalım. Ben ağzı yok, evet, birinin ağzı yok ya. Görev 24 saat içinde sona eriyor. Sıçayım görevine. Biyonik bacak veriyormuş görev. Biyonik çene lazım bize. Karının çene yok ki. Aha. Yeni biri katıldı koloniye. Şükürler olsun. Pito'yu koloniye katmayı başardık. Hafif sırt ağrısı falan var ama şükürler olsun abi. Şükürler olsun. Artık o bizim bir parçamız oldu. Nerede hocam? Zanaatkar mı istiyordu bu? Zanaatkar ver. Allah'ını seviyorsan hepimize bir zırh yap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 adama plate armor yapmanı istiyorum senden, tamam mı? 9 adama bu plate armor'u gümüşten yap. Ne bileyim, çelik, gümüş, altın kullanma. Odundan yapma. Bence çelikten yapsın abi. Bence çelikten yapsın, korusun yani. Ne diyorsunuz? Yoksa gümüşten mi yapsın hocam? Gümüş para değil mi abi? Demirci bu, demirci evet. Çelikten mi yapalım, gümüşten mi yapalım ya? Çelik değil mi? Çelik. Kaç kişiyiz abi kolonide? 9. Allah'ını seviyorsan bir 9 tane plate armor yap lan. Ne olur. Bak her şeyden önce en öncelikli görevim bu. Başka hiçbir şeye odaklanma. Deniz Alp dur oğlum, ruhum bir çökmesin ya. Onun ruhu çökmeyecek de bizim çelik stokları çökecek değil mi? Şu altta bir şey var zaten. Tapınak gibi bir şey var. O alta hiç girmem. Biz çeliği nereden bulacağız? Biz çeliği yukarı... Var ya oğlum burada çelik. Niye getirip almıyorsunuz çeliği ben? Öfkeli fare.
Bir tur da fare dürtsün belamızı. Allah aşkına şunu vur. Allah razı olsun. Ana Ayça'ya tek attığın gibi fareye de tek attığın için teşekkür ederim Gürkan. Pileon'un görevi demirci değil şu an. Abi zanaatkar demirci değil mi? Demirci demirci. Okey demirci. Acil tedavi gerek Ayça'ya. Tamam. Jenny fırla yavrum. Bitkisel ilaç değil. Ayça'ya tedavi. İyileşene kadar dinlenir misin Ayça? Teşekkür ederim. Büyük ruhsal çöküş. Şimdi çökeceğim ben sana. Ayça bayıldı galiba. Ayça gene bayıldı galiba. Altın cevheriyle karşılaştık. Ne kadar güzel. Bütün materyalleri burada kazar mısınız? Teşekkür ederim. Silahsız avcı. Pito. Pito avcı değil de. Buluruz illa bir emanet. Kara mermerin gözü görmüyor ya. Sen al bunu. Var mı nişancılığın? Nişancılık 8. Bu adamın var ya içinden geçer içinden. Şimdi kimin silahı yok? Ayça'nın silahı yok da Ayça'nın silah kuşanacak hali yok ki. Tamam şimdi bir oda daha yaparız en azından. Sıkıştırması şu tete değil. Tamam biliyorum biliyorum. Bileşenin sıkıştırılmış makinelerden alabileceğimi biliyorum. Ben bu altın cevherlerini sıkıştırılmış makine sandım. Sıkıştırılmış makineleri biliyorum ya. Bileşenler zaten hani çok gerekli parçalar. Bak misal şu sıkıştırılmış makine. Bunu alıp buradan çıkartabilirsin. Şu aşağıda var sıkıştırılmış makine muhtemelen de. Buraya girmem acı bak. Buranın etrafı duvar belli. Buranın içerisinde bir şey var. Yani uyuyan saldırgan kolonistler olabilir. Bir şey olabilir. Hani bir armorumu zırhımı yapmamışken şey yapmak istemiyorum. Ya ben bırakıyorum abi bu save'i ya. Ben bırakıyorum abi bu save'i. Bunlar yedi bizi hocam. Pistoller, shotgunlar. Tamam abi tamam. Çek Alt F4'ü gitti ya. Yok. Ben burada dayanamam yani. Yok ettiler bizi ki. Bizi yok ettiler ki. Gürkan çık dışarı. Denizalp çık dışarı. Tail çık dışarı. Sen de çık dışarı. Alp abi gel sen de mili takıl. Ayça'yı falan veremem yani onların da sağlık durumu kendine gelmedi ki. Hocam oyun abartıyor. Gerçekten abartıyor ya. Gerçekten abartıyor abi ben. Bu neymiş ya? Ya da ilk oynayışıma göre yavaş oynuyorum ondan dolayı sıkıntı çıkıyor. Ne yapacağım abi? Nereye pusayım? Ne bok yiyeyim bilemedim ki yani. Nereye pusayım? Ne bok yiyeyim ben? Hayır dışarıda savunmayacağım. Bu sefer binalara zarar verecekler. Evlere zarar verecekler. Al başına belayı. Jensen Efendi'nin mızrağı var. O mili olsa onu da alırdım da. Biriniz bir ağacın kenarına. Biriniz bir ağacın kenarına. Bari kum torbamız falan olaydı ya. Ayy. Açıkta alma adamları. Açığa atma. Ya nereye saklayayım oğlum? Her yer açıkta. Her yer açıkta yani. Bu hayvanları falan kim savunacak? Hayvanlar mı? Kolonistlerin canları mı? O da aslında böyle bir baktığın zaman şey. Şuraya gelsenize. Yolda karşılarız herhalde bunları ya. Yolda karşılarız herhalde bunları ne bileyim. Ama gerçekten bu oyunun yani geçmişiyle yüzleşeceğim ya. Tamam Alp abi burada gelenlerin kafaya çakar da. Dalmayacağınız mı lan? Biz gidip sıksak? Oza boş geldin.
Oğuz abi yeni birini kattık gruba. Demirci ama ben Save'in anasının öpüldüğünü düşündüğümden dolayı buna pek devam etmeyeceğim. Çünkü hakikaten Save'in anası öpüldü. Abi shotgunlarla, pistollerle, glocklarla falan üstümüze geliyorlar. Muhtemelen patlayacağız artık, hani sezon 2'yi başlatacağım da. Şey yani bu Save benim gerçekten psikolojimi bozdu. Sen de geç sık yanında. Denizhan naneyi yedi bu arada. Gürkan şu Elizabeth'in ağzına tükür bir. Dalsana Gürkan. Tamam. Tamam bunlar kaçıyor. Okey, okey, okey. Bitir, 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 bitir hemen. Hemen, 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 hemen. Dur, bitirme. Şunu bir öldür. Benim dalmam daha iyi bir fikirmiş bu arada. Silahları ve medkitleri al. Sarma tütünü falan al. Tamam, teşekkür ederim. Gürkan dön görevine. Tamam, çok ağlamaya gerek yok galiba. Var mı ağlamaya gerek? Bence var. Kafa, sağ bacak, sağ kalça gibi kafa headshot atmışlar, headshot. Deniz Alp'e headshot atmışlar hocam. Ne oldu yavru, sen niye dışarıda uyuyorsun? Ciddi misin? Abi pistolle sıkıştı, çarpıştı karı dışarıda, kendini bıraktı uykuya. Tamamdır abim, öyle yapalım. Teşekkür ederim Oğuz abim. Vallahi kadın kendini bıraktı uykuya. Abi şimdi o zaman şöyle yapalım. Mermerden birkaç yatak yapalım şöyle. Şimdilik agaları bu odaya alayım da. Yan yana uyuyun da ben burayı, odaları taşıyacağım. Abi bu arada kenara bir yere minik bir sur yapıyorum. Şöyle. Hani yapabildiğimce, olabildiğince. Yaralarımız falan iyileşti. Güzel malzemeler aldık. Güzel silahlar da geldi. Artık herkese silah alırım. Bir alan yaparım sandbag'le. Sandbag'le pata 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 şey yaparım, onlara takılırım. Abi sahipsiz yatak var. Sahipsiz yatağa yatsaydı ya. Aa evet, burası mahkumlar için. Tam Pito'ya yer veririm şimdi. Kolonistlerin sürekli bir ruhsal çöküş yaşama durumu var. Bak. Save alıyorum. Bir kurt geldi. Kurt sürüsü. Bir bunlar geldi böyle. Bunun üzerine bir tane daha bir şey gelirse ben çıldıracağım. Abi mekanı bir temizler misiniz? Heh. Teşekkür ederim Gürkan. Allah razı olsun. Vallahi Gürkan başlı başına temizliğe başlamasaydı bize boydan girilecekti böyle hastalık. Bir şey geldi. Acil tedavi. Gitsin Deniz Alp'e biri baksın hızlıca. Bacım sen bunu gidip alana kadar Deniz Alp ölmesin. Harbiden Deniz Alp ölecek bu arada. Acil tedavi dedi, karı göçe gitti beyler. A bakın yumurtalarımız da var artık. Ördek yumurtası. Abi ördek yumurtalarını toplar mısınız? Annenize küfredeyim mi? İş yetmiyor ki. Kara Mermer Efendi'ye de tabanca veririz ha. Ayça da shotgun kuşanır bundan böyle. Jensen Efendi'ye de silah vereceğim. Fito da tatlıya benziyor. Hanım hanımcık. Tam evlenilecek hatun. Abi müptezel olması dışında bütün özellikleri yolunda, biliyor musun? Sadece şey, çok çirkin ortam mı? Onan çirkin. Kimyasal bağımlılığı falan vardı da onu atlattı galiba ya. Deniz Alp'in hala acil tedaviye ihtiyacı var. Kan kaybı çok fazla. Jenny uç. Ha, yaralı değil. Okey. Kavgacı özelliği olmasına rağmen menzilli taşıyor. Menzilli silah taşıması onu mutsuz edecek. Ne derdiniz bitiyor, ne çileniz bitiyor ya. Abi şu yumurtaları depolara alır mısınız?
Bunlar döllenmiş yumurta gerçi. Elimizde öküz gibi kaz olacak o zaman. Ha, döllenmemiş. Döllenmiş. Ha, bu döllenmiş yumurtalar. Aha, Ayça zırh giydi. Allah'ım çok şükür bir tane zırh yapabildik. Bir tane zırh yapabildik. Pito sen zırhçısın yavrum. Efendim sevgili Stalker Snow'dan 25 lira var. Kessene bereket. Teşekkür ederim Stalker Snow. Abi iyi yayınlar. Abone olalı 1 yıl olmuş. Nice nice yıllara inşallah buradan Berhay abimiz selamı var demiş. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Valla zırh yapıyoruz. Allah'ım şükürler olsun ya. YouTube'a video ne zaman gelir? Efendim bugün saat 15.00'da yani yaklaşık 20 dakika sonra bu serinin yeni bölümünü izleyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Her gün atıyorum YouTube kanalına. Ayça'nın baltasını bulamadım. Baltasını bulabilsem baltasını alacaktım. Tam bomba bomba yapmayı öğrendik de hiç artık teknolojiyle alakalı bir araştırma yapmayacağım. Jenny. Jenny senin işin bitmiş olamaz. Şurada bak 38 tane yumurta var. Bu yumurtaları döllenmeden almak lazım da. Sütü bir buzdolabına mı taşısan? Deniz Alp iyileşti. Ayça iyileşti. Şükürler olsun. Bir tüccar gelse de bak o kadar heykel yaptık kanka. Bir tüccar gelse de heykelleri alsa. Bir de bir inşa işine birini daha yardıma verelim. Kurban olayım ya. Bir tane inşaatçım var. Hah. Savaş tüccarı geldi. Allah'ım şükürler olsun. Niye kapattın ki Samet bildirimi? Hah. Sosyal yeteneği en yüksek olan kimdi? Sosyallik 4, 0, yok, 1, 1. 1, 1, 1. 4, 4, 4. Mermer Efendi konuşsun madem ya. Ya da Pito konuşsun 80 yaşında. Sevgili savaş tüccarı seninle bir ticaret yapalım mı? Lan bozayı falan alalım böyle hayvanlar gelirse bizi korur. Bak kutup ayısı var. Bir erkek bir dişi kutup ayısı alsak. Ama biz bunları eğitemeyiz ben sana söyleyeyim. Biz bunları eğitemeyiz. Bunlar bizi yer. Bunlar bizi var ya böyle nyam 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 yer böyle. Ver 270 tane kurutulmuş et ver. Bitkisel ilaçları ver. Çelik baltamız var gözüküyor da nerede? Ver miğferleri ver dayı ver. Abi benim yaptığım heykeller var baksana yaptığım böyle mükemmel devasa heykel. 800 ediyor yani ben bunların elinden donunu bile alırım. Küçük heykelleri odalara koymak için yaptım. Şu büyük heykellerden bir 2-3 tık satarız. Abi ben bu kutup ayılarını alırsam bıçağı alabiliyorum. Mızrağı alabiliyorum. İşte gümüş sopa alabiliyorum, çelik mızrak alabiliyorum, uzun yay alabiliyorum falan filan. Şu iki yünlüyü alayım madem. Bir de bunu da sat. Abi biz kutup ayısı falan şey yaparsak, kutup ayısı falan alırsak bu kutup ayısı bizi yer mi ya? Eğitecek adam yok ki kutup ayısını. Eğitecek adam yok. O kadar şey de alamıyorum bu arada. Tamam 760 altınını alırım olur biter ya. Ya da 585 altınını alırım olur biter. Üstüne aldığım miğferler yanıma kar kalır. Ahşap maske almaya gerek yok. 2 tane tatlı kıyafet alırım o kar olur. Üstüne yani yemekleri falan da almış olurum. Kafese koyarsan iyi bir şey olmuyor. Eğitemiyoruz ki kanka ya. Hani ayı benimle beraber saldırsın şimdi kurt murt geliyor ya kanka. Yanımızda evcil kutup ayılarımız olursa atıyorum 3 tane düşünsene evcil kutup ayısı var. Mutlu değil normal komple vanilla. Yanımızda 3 tane kutup ayısı var mınakor atar ya. Ama işte bunları evcil tutabilir miyiz? Böyle mufalolar gibi olmasın mufalolar değil de şu şey gibi. Puma'yı al. Abi Puma'yı da eğitecek kapasitemiz yok ki. Bunların eğitimi kaç istiyor onu bilmek lazım. Abi ben bir erkek bir dişi kutup ayısı alıyorum ya. Hakkımızda hayırlısı inşallah götümüzü yemezler.
Az para verecek de alsın ya. Vallahi aldım iki tane kutup ayısını. Artık iki tane kutup ayım var. Eğitim. Dayı. Koru. Eğitebilecek mi lan? Eğitebilecek mi Jenny bunları? Konuşma yapamaz diyor kutup ayısıyla ya. Yapamaz da. Eğitir la herhalde. Koru ya bizle beraber. Hayvan efendisini takip etmeye ve korumaya atanabilir. Abi etimiz var yani. Bunlar dilediği gibi takılsın. Hayvan depoda uyuyay. Hoş geldin Salman. Daha yatakların yapımı bitmedi. Surların yapımı bitmedi. Denizalp Bedevi gibi deli divane dolanıyor. Al ulan işte kimin yatağı yoksa yatsın şu sahipsiz yataklarda. O kadar maske satın aldım. Maskeler nerede abi? Maskeleri ne ara takacaksınız? İki de kutup ayısı aldım. Abi bu kutup ayılarını eğitemiyoruz bence. Ya da eğittik mi ya? Eğittik mi la? Onlara evcil hayvan yatağı yapabiliriz kardeşim. Engralını yaparız da eğittik mi? Evcil hayvan yatağı. Ne var elimizde deri olarak? İnsan derisinden yaparız. İnsan derisi. İnsan derisinden evcil hayvan yatağında yatırırız onlara da. Meselemiz o değil. Şurada uyusunlar ayılar koyun koyuna. Abi Allah'ını seven biri temizlikle ilgilenebilir mi rica etsem ya? Bok götürüyor Beyzi ya. Arkadaşlar hepinizin mi işi temizlikte şey ya? Temizlikten daha acil işiniz olamaz. He? Bakalım zırhı kim alacak? Zırhı alır mısınız saygıdeğer arkadaşlar? Aa kimse zırhı almaya gelmiyor. Hayret. Ajenli zırh giyiyor. Hadi bakalım. Doktorumuz kendini... Ha şöyle ya. Yemin ediyorum ortalığı bok götürüyordu. Hastalıktan öleceklerdi bunlar ya. Oğuz abi. Jenny'nin ağzına vura vura Jenny'nin çeneyi kırdılar. Biliyor musun abi? Jenny'nin çene paramparça. %10 yemek yiyebiliyor. Beyzbol sopasıyla bunun 181 yaşında yazıyor karı. 181 neyse bunu böyle çeneye vurup kırdılar. Ve ben nasıl düzelteceğimi bilmiyorum. Kabile gidiyor. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ben de surumu yapmaya devam edeyim. Ardoğaz taşım var mı yeterince? Var. Binlerce var. Oh be. Oh be. Ortalık tertemiz ya. Nihayet ya. Tarlada çalışmaya başladı. Dayı bu inşaat işine. Mermer Efendi terbiyecilik yapamaz diyor. Jenny yapacak işte. İnşaat, inşaat. Abi Alp abi de inşaat işine yardım etsin ya. Hocam şimdi yapı Ardoğaz. Burayı kapat. Burayı kapat. Burayı kapat. Şuraya bir yere bir boşluk verip tuzakları yerleştireceğim işte. Artık lazım. Kapanmamız lazım çünkü. Geberiyoruz. Diğer taraftan vursak belki düzelir. Olgunum. Komple çene yok bebeğim. Çene paramparça oldu. Balım bu arada bugün yapar mıyız dual auto chest? Save alıp çıkayım mı? Takma diş ve çene operasyonu var ameliyatta. Abi biz ateşi daha dün keşfettik. Çok teşekkür ederim yardımcı olmak istediğin için. Çok çok sağ ol. Çılgın işçi Jenny. Biz daha ateşi daha yeni keşfettik. Kral. Bu ayıların eğitim nasıl gidiyor abi? 0'a 3 diyor. Koruma modunda mı yani? Vahşilik %85. Arkadaşlar bu ayılar bize dalıp şayet götümüzü keserse
Bu iki kutup ayısı bizim götümüzü yerse çok kötü olur lan. Olur yapalım ama dur. Nereye durayım? Bireye gitmiyorum. Jenny'nin çenesi olmadığından dolayı konuşamayıp hayvanları eğitemiyor mu? Belanı sikem. Abi. Evcil onlar saldırmaz. Abi vahşileşiyorlar ama. Nasıl eğiteceğiz bunları? Evet, elimizde hayvan terbiyecisi olabilecek tek bir kadın var. Onun da çenesi koptu. Oğlum bak ben böyle aşkın ızdırabını... Hayvancılık 2, hayvancılık 3. Hayvancılık 3. Hayvancılık yok. Hayvancılık 2, hayvancılık 2. Hayvancılık 6 ama çenesi olmadığı için konuşamıyor. Alfabede hayvancılık 4. Pito'da hayvancılık 8. Bebeğim. Bebeğim. Yeni hayvancımızı bulduk. Hem demirle hem onunla nasıl ilgilenecekse. Başka demircimiz de yok ki. Nasıl yapacaksak. Ozan'da demircilik de var da nasıl yapacak? Kutup ayısını eğit, kutup ayısını. Kutup ayısını eğit. Biri de zırha devam etsin. Ozan. Sen biliyorsun en az 7 level lazım diyor. Evet, kutup ayısını mı eğitsin? Zırh mı yapsın? Ne bok yesin bu, anlamadım ki. Sütleri mütleri götür abi. Sütler, yumurtalar, şu ku... Şunu da keser misin artık ya? Allah Allah. Duruyor orada saatlerdir. Bir de içeride bun faresi var. Onu da kesemiyorum. Sağlıklı 2 yaşında. Bun faresi donmuyor mu acaba? Götü donsa ya. Anınız. Ne oldu lan? Yo, o bun faresi değil. Haklar mı koptu hocam? Ne oldu? Tamam olur gel. Bebeğim o zaman save alıp çıkıyorum yavaştan. Ayça Berserk ya. Ayça'ya şu baltayı verelim de. Var mı başka silahsız olan? Jenny'ye pompiyi ver. Yok mu başka menzilli ya? Herkese menzilli veriyoruz. Aferin benim kutup ayıma. Aferin kutup ayılarına. Arkadaş Jenny demircilik de yapamıyor ki. Poker pişbiri katıp duruyor. Tam ağırlıklı olarak hayvanlara eğitip kutup ayılarının eğitimi sona erdiğinde demircilik yapacak bu. Elimizde bulunan kaz miktarı da artıyor ördek miktarı. En olmadı bütün ördekleri hat diye kırarız. Samanlar bitmiş reis, samanlar bitmiş. Efendim o zaman şimdilik videoyu burada sonlandıralım ve gelecek bölümlerde kaldığımız yerden devam edelim. Artık gelecek bölümlerde şöyle bir minik bir bu adamlara gelmeleri için koridor bırakıp o alanı tuzaklarla doldurup öyle savunmada kalmaya çalışacağım. Az kaldı. Yani birkaç tur içerisinde çok kuvvetli saldırmazlarsa inşallah savunma yapıp hayatta kalabileceğime inanıyorum. YouTube'dan izleyip vakit ayıran herkese teşekkürler. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.